Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar, bugün size kızıma bir şapka yapacağım. Onu çekeceğim, birlikte yapacağız. Benim böyle iplerim var. Bu elbisemden artmıştı. Yarım bir yumağım var. Tığım da 3,5 numara. Ve bir tane de simli tüylü bir ipim var, beyaz. Beyazla pembe ipimi ben karıştırdım. İki rengi bir karıştırdım. Tüylü iple yapıyorum. Ve şimdi zincir çekerek tepeden başlıyorum bu şapkama. 10 tane zincir çektim buraya. Şişle mi yapsam, tığıyla mı yapsam diye düşündüm. Tığıyla yapmaya karar verdim. Arkadaşlar, bu arada kanalıma abone olmayı lütfen unutmayalım. Beğeni yapmayı, yorum yapmayı, destekleriniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Ve ben buraya 15 tane trabzan yapacağım. Üstüne bir ilmek alıyorum. 3 defa da çekiyorum. Bu şekilde zincirimin içini tamamen dolduracağım. Yani bunun sayısı aslında çok da önemli değil. Ben 15 doldurdum ama siz daha az doldurabilirsiniz. Tamamen çocuğun başına göre, çünkü ölçerek yapmak gerekiyor bunu. Ben ölçmeden göz kararı yaptım kızım yanımda olmadığı için, ama siz çocuğunuz yanınızdaysa ona göre yapabilirsiniz. Zincirimi tamamen trabzanla dolduruyorum. Beyaz tüylü ipim çok hoşuma gitti ve tek başına da çok ince olacağı için yanına bir renk katarak böyle bir şapka yapmak istedim. Kızım da yumuşacık istedi. Yumuşak olsun anne dedi. Buna örnek koysak örnek kaldırmıyor biliyorsunuz tüylü ipler. Sade olması daha güzel oluyor. Siz de küçük çocuklarınıza yapabilirsiniz. Benimki genç kız ama siz küçük çocuklarınıza da yapabilirsiniz bunu. Sıkıştırarak tamamen dolduruyorum zincirimin içine. Çocuklarınıza yapmak için 5 zincirle başlayabilirsiniz ortayı. Hiç boşluk kalmayabilir de burada. Benimkinde boşluk kalacak ama sizinkinde hiç kalmayabilir. Ben tamamen doldurdum. Sıkıştırıyorum iyice. Ve benim 16 trabzan sığdı buraya. Buraya ekledim. Sık iğne batarak da ekledim burayı. Şimdi 3 zincir çekiyorum. Bakın ilk sıram bu şekilde oldu. 3 zincir çekeceğim buraya. Ve aynı trabzanın dibine bir defa batıyorum. Zincirimle beraber 2 defa olmuş oluyor. Ve hiç zincir çekmeden aynı şekilde trabzanların üzerine çift batarak devam ediyorum ben. İkinci sıramızı çift batarak gidiyoruz ve 30 trabzanımız olacak bu defa. Çok basit bir model yaptım ben. Hiçbir uğraşısı, zorluğu yok kesinlikle. Yani sadece trabzanla oluşan ipinizin kalın olması. Benimki biraz kalın oldu, iki tanesini bir yaptığım için. Çok güzel pufidik bir şapka oluyor bu. Her bir trabzanın içine çift batıyorum. Ve bu defa 15-16 tane trabzanımız 32 tane olacak. Thank you.
ben birinci sırayı çift gittim. Üstüne 5 sıra daha tamamladım. Hiç artırma yapmadan, sadece ikinci sırada artırmamız var. Onun dışında hiçbir artırma yapmadan ben aynı şekilde sadece trabzan yaparak ilerliyorum. Tüm sıralarımız aynı olduğu için ben çok fazla uzatmak istemiyorum videoyu. Çünkü hiçbir değişikliği yok. Sadece ikinci sırada artırma yaptık. Onun dışında hiçbir artırma, eksiltme, hiçbir şey yok. Sadece düz olarak trabzanlarımı örüyorum. Bunu ben 12 sıra olana kadar öreceğim bu şekilde. Videolarım çok uzun sürmemesi için biraz hızlandırdım. Çok zevkle yapılıyor. Yani oturduğunuz zaman bir gecede yapabilirsiniz bu şapkayı. Çocuklarınızın da çok hoşuna gidecektir, yumuşacık. Evet, sıra başımıza geldik. Yine buraya sık iğneyle bir tane trabzan yaptım. Sonra 3 tane zincir çekiyorum. Aynı trabzanımın içine batıyorum. Aynı şekilde devam ediyorum sıramı tamamlamaya. Ve ben bunu 12 sıra yapıp geleceğim. Evet, 12 sırayı tamamladım. Ve ben şimdi son bir sıra sık iğne gideceğim bunun kenarına. Bitirdim ben şapkamı.
son sırasını sık iğne yaparak ilerliyorum. Alt sıralarımızı trabzan yaptık. Burayı sık iğne yapıyorum sadece. Bir yumak iple çıkabilecek bir model. Hiçbir zorluğu yok. Çok kolay, basit. Yani evde canı sıkılan annelerimiz bunu rahatlıkla, kolaylıkla yapabilir. Aynı şekilde eldivenini de yapabilirsiniz bunun. Onu da başka bir videomda paylaşacağım. Ben kenarını oya yapmak istemedim. Genç kıza yaptığım için, benim kızım büyük, 20 yaşında, onun için yaptığım için, o çok süslü püslü sevmez çünkü. Ama siz küçük kızlarınıza yaptığınız zaman, çocuklarınıza yaptığınız zaman kenarlarına oya yapabilirsiniz. Daha farklı süslemeler yapabilirsiniz. Ben sade istediği için kızım sade bir şey yaptım. Hatta tepesine pompon yapacaktım, istemedi. Evet, sıramı bitirdim. Benim modelimi bu şekilde bitirdim arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi çok şık ve güzel oldu. Bir de çok yumuşak oldu. Bakın bu şekilde bir gecede yapabileceğiniz bir model. Benim şapkam tamamen. Tepesini de ufacık bir şeyle, örgüyle kapattım. Kenarlardan ilmek alaraktan ortada toparladım. Pompon istemediği için böyle. Hiç belli olmadı. Denemek isteyen arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Beni izlediğiniz için, dinlediğiniz için hoşça kalın arkadaşlar. Teşekkürler.